İyi akşamlar. 18 Ocak 2023 Çarşamba saat 19. Fox Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz daha neler? Bu gerçekten de iştah açıcı bir etiket. Pek çok bakımdan, pek çok açıdan bir şeyler yazılabilir. Biz de burada vakit buldukça paylaşırız. İlk haberimiz efendim seçim 14 Mayıs'ta. Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere yeter diyecek. Demokrat Parti olarak biz buradayız, bekleriz. 14 Mayıs 2023 yeniden yerli ve milli şefe karşı yeter söz milletindir diyeceğimiz bir gün olacaktır. Mayıslar bizimdir. Cumhurbaşkanı erken seçim tarihini açıkladı. 14 Mayıs'ta Türkiye sandık başına gidecek. Erdoğan gibi muhalefet liderleri de 73 yıl önce Adnan Menderes'in sloganıyla sandık mesajı verdi. Yetkileri tek bir kişinin iki dudağından alıp yeter söz milletindir diyeceğiz. Yeter söz de karar da gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talip. 6 Nisan'dan önce seçim olursa bu millet içindir. 6 Nisan'dan sonraki seçim saray ve senin koltuğun içindir. Anayasa madde 101. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ben 14 Mayıs'ta seçim kararı aldım. Aday olacağım. Öyle yağma yok arkadaşlar. Tayyip Erdoğan. Üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı. Olamaz. 6 Nisan'dan sonraki bir seçim tarihi için muhalefet destek vermeyeceğini açıklamıştı. 14 Mayıs'ta yapılacak seçim kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak. Anayasa madde 116, Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir diyor. Milli iradenin en yüksek makamı olan meclisimizden meydan okuyorum. Ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız. Yarının zengin, mutlu, güçlü Türkiye. Millete başbakan yakışır ve takdir yüce milletimindir. Bunlar da her hafta bir yenisini sergiledikleri krizleriyle milletimize bir çeşit siyasi dejavu yaşatıyor. Ne diyorlar? Ya diyorlar, yoksa bu altılı masadaki birilerini buraya Erdoğan mı gönderdi? Ya işim gücüm yok, sizlerle mi uğraşacağım? 20 yıldır tutturamadığı dikişi 2023'te tutturacağım diye pazarlıyor. Sen Saraçhane'de verdiğin görüntüyle zaten hangi istikamete gittiğini ortaya koyuyorsun. Dün muhtar bile olamazsın diyenlerin karşısında biz vardık. Bugün de Ekrem kardeşimin yanında yine biz varız. Sadece 4 yılda başkente huzuru getiren Mansur Başkan'ın yanında yine biz varız. İyi Parti liderinin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş vurgulu cümleleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'ü seçim tarihi olarak açıklaması, sandığın kurulmasına 4 aydan daha az süre kaldı. Bu slogan uygun mu? Bu tarihte bilmiyorum, şu anki vaziyetle eşleşiyor mu? Çok emin değilim. Yani ilginç. Hakikaten tercihleri çok ilginç iktidarın. Çünkü yeter söz milletindir. Menderes 14 Mayıs 1950. Demokratik, ilk demokratik seçimlerde bir tek parti iktidarına karşı seçim kazanıyor. Şu anda AK Parti iktidarı bütün yetkileri elinde bulundurduğu bir cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başında. Dolayısıyla bu muhalefete uygun bulunursa muhalefet tarafından da ilginç olabilir yani. İlginç olabilir. Ve elbette herkes de aynı şeyleri söylüyor. Patron sizsiniz. Karar da sizindir. Söz de sizindir. Hayırlısı olsun efendim.